Güzel bir sonbahar günüydü. Vapur, henüz atık saldırısına uğramamış Marmara'nın pırıl pırıl sularında salınarak ilerliyordu. Etrafı jandarmalarla ve mahkemeyi izlemeye giden sanık yakınlarıyla doluydu. Herkes tedirgindi. Konservatuvardan mezun olduktan sonra birkaç küçük rol almış, sonra Figaro'nun düğün operasındaki Suzanna rolüyle tanınmıştı. Türk beşlerinden birisi olan ünlü besteciyle evlendiğinde henüz 19 yaşındaydı. Evliliğin ne olduğunu bile anlamayacak durumdayken bir de oğlu olmuştu. Ancak ilişkileri iyi gitmiyordu. Boşanma aşamasına gelmişlerdi. İşte o sıralar bir baloda tanışmışlardı. 26 yaşındaydı. Adam ise 52 yaşında. Balo akşamı kalabalığı bırakıp bahçeye çıkmışlar, uzun uzun konuşmuşlar, adeta ayrılamamışlardı. O da evliydi. Üstelik 3 çocuğu vardı. Üstelik bütün medyanın ve herkesin gözünün üstünde olduğu bir makamda oturuyordu. Normalde çekinmesi lazımdı. Ama hiç çekinmiyordu. Her gün telefonla konuşmaya başladılar. Eve çiçekler geliyordu. Gönül ferman dinlememişti. İlişki aşka dönmüş, durumu kocasına da açıklamışlardı. Zaten ayrılma aşamasında olan kocası da duruma razı olmuştu. Veya olmak zorunda kalmıştı. Artık akşamları beraber geçiriyorlar. Sonra o, çocuklarıyla kahvaltısını kaçırmamak üzere kendi evine dönüyordu. Bütün şehir durumun farkındaydı. Mutluydu. Adeta her şey meydan okuyan bir mutluluktu bu. Veya diğer her şeyin yarattığı sorunlara katlanmasını sağlayan bir mutluluk. Vapur adaya yanaşmıştı. İskeleye indiler. Etrafları çepeçevre jandarmalarla sarılı olarak mahkemenin yapılacağı binaya doğru yürüdüler. Aramalardan geçtiler. Şahit olduğu için ayrı bir kapıdan girdi. Bekleme bölümünde bir tahta sıraya oturdu. Sıra sana gelince sesleneceğiz dediler. Havanın ağırlığı üstüne çökmüştü. En çok istediği şey ondan bir çocuk sahibi olmaktı. Aşklarının bu şekilde mühürleneceğini, mutluluklarının perçinleneceğini düşünüyordu. Kendisi ayrılmışken onun evliliği sürüyordu. Aslında eşi de durumun farkındaydı. Bir şekilde ilgili herkes durumu kabullenmişti. Medyada da birkaç satır arası ima dışında haber olmuyorlardı. Korkudan veya özel hayata saygıdan medya ilişkilerini konu etmiyordu. Nihayet ilişkilerinin 5. yılında hamile kaldı. Başlangıçta her şey mükemmeldi. Sevinçten havalara uçuyordu. Hayalleri gerçek oluyordu. Ama hamilelik ilerledikçe onun uzaklaştığını hissetmeye başladı. Bir süre sonra dedikodular ulaştı. Erotik romanlar yazan bir başka kadınla ilişkiye başlamıştı. Kadın da evliydi. Eşi de emniyet teşkilatında üst düzey bir görevliydi. Yine de bunun geçici olduğunu düşünmüştü. Onu çok seviyordu ve çocuğuna sahip olmak istiyordu. Çocuktan sonra her şey düzelir ve birlikte bir aile olabiliriz diye umutlanıyordu. Bebeğin ismini de koymuşlardı. Dünyam demişti. Evet, dünyası bebeği olacaktı. Ne yazık ki öyle olmadı. Hayat verdiğini geri aldı. Erken doğan bebek doğumundan sonra sadece 9 saat yaşayabildi. Mutluluğunu, her şeyini bağladığı dünyamı kaybetti. Görevli hekimler bebeği alıp defnettiler. 1951'de başlayıp 5 yıl süren ilişkileri o gün orada tamamen bitmişti. Arada yazışsalar da, birkaç telefon konuşması olsa da, çiçek gelse de adam gitmişti. Mübaşir ismini söyledi. Jandarmalar yanına geldiler. Mahkeme salonuna doğru yürümeye başladı. Darbe olduğunda birçok kişiyle birlikte onu da tutuklayıp bu adaya getirmişlerdi. Yargılamaları büyük olay oluyordu. Gazeteler tek bir merkezden manşet manşet haber yapıyordu. Zamanın en önemli mecrası olan radyoda da duruşmalar öncesi her gün özel program yapılıyordu. Bütün amaç, bütün propaganda itibarsızlaştırmak üzerineydi. Mahkeme ise tamamen özel olarak teşkil edilmişti. Herkes korku içindeydi. Askeri yönetim altında sanıkların lehine yazı yazmak, haber yapmak mümkün değildi. Hemen suç ortağı muamelesi görebilirlerdi. Sanki karar önceden verilmişti. Mahkeme verilecek bu kararın ne kadar haklı olduğunu kanıtlamak için yürütülen bir şov gibiydi. Salona girdi. Tam bir sessizlik oldu. Sadece, evet sadece onun topuk sesleri duyuluyordu. Herkes nefesini tutmuştu. Bir an dinleyiciler arasında onun eşini gördü. Bir rakip değil, aynı kaderi paylaştığı bir yakını gibi hissetti. Şahit olarak konuşacağı mikrofona yaklaştı. Yıllardır görmediği ve hala sevdiği adamı da o sırada gördü. Bir an, sadece bir an gözleri dokundu. Sıranın en önündeydi. Davanın en önemli sanığıydı.
incelmiş, süzülmüştü. İçi burkuldu. Gazete, dergi ve ajans sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Necip Fazıl Kısa göre böyle 147.500 lira. Fazla değil mi? Bu dava aleyhine açılan 13 davadan biriydi. Diğer davaların konusu siyasiydi. Kamuoyu açısından tartışılabilir konulardı. Basının bebek davası dediği bu davada ise çok ağır bir suçla, bebek katilliğiyle suçlanıyordu. Gayrimeşru bebeği olduğu, gizlemek için bebeği öldürdüğü, suça azmettirdiği, gizlice gömdürdüğü gibi ağır suçlamalar vardı. Bütün medya aylardır bu haber etrafında dönüyordu. Her şey affedilebilirdi belki ama bebek katilliği asla. İşte böyle alçak birisiydi bu adam. Askeri yönetimin tanıktan beklediği basitti. Bebeği öldürmüş olabileceği kuşkusunu güçlendirecek şekilde ifade vermek. Günlerdir radyolarda ve medyada işlenen hava ile bu beklenti güçlenmişti. Emir'in demiri kestiği o günlerde zaten aksi bir tanıklık düşünülemezdi. Senaryo hazırdı. Ondan ipi çekecek birkaç cümle bekleniyordu. Bir annenin tanıklığından daha önemli ne olabilirdi ki? Hakimler, savcı, dinleyiciler, herkes nefesini tutmuştu. Söz tanığındı. Mikrofondan ülkenin en ünlü sopranosunun billur gibi sesi duyuldu. Onu 1951'de tanıdım. Evli olmasına rağmen büyük bir aşkla sevdim. Bütün emelim ondan bir çocuk sahibi olmaktı. Bunu başaramadım. Hasta bünyem müsaade etmedi. Çocuğum 8 aylık doğdu ve öldü. Hangi vicdansız ana üzerine titrediği bebeğinin ölmesine razı olabilir? Çocuk doğdu. Doğduktan birkaç saat sonra da eceliyle öldü. O, doğum olduğu sırada Ankara dışındaydı. Adnan Menderes'i 51 senesinde tanıdım. Bütün emelim ondan bir çocuk yapmaktı. Ve maalesef bunda muvaffak olamadım. Sonra nasıl öldü yani çocuk? Hangi müdahaleyle öldü? Kendi kendine mi, eceliyle mi? Yoksa harici bir müdahaleyle mi? Eceliyle öldü mi? Tam bir vakur duruşla sevdiği adama sahip çıkmıştı. Ve ekledi. Ben onu çok sevdim. Savcı ve hakimler neye uğradığını şaşırmıştı. Salondan çıt çıkmıyordu. Aslında bütün salon dimdik duran, terk edilmesine rağmen, bütün baskılara rağmen aşkına sahip çıkan bu cesur, bu mert kadına saygı duruşunda bulunuyordu. Yargılandığı 13 dava içinde sadece bebek davasından beraat etti. Ayhan Aydan, Yassada duruşmalarının en makul şahidi olarak hatırlandı. Kiss Me Kate operası ile sahneye döndü. Ama astım hastalığı yüzünden sahne hayatı sona erdi. Hasan Ferit Alnar'dan olan oğlu Aydan Alnar'ı 15 yaşındayken Londra'dan inanılmaz bir kazada kaybetti. 1999 yılında 85 yaşında yaşadığı Alaçatı'da vefat etti. Alaçatı mezarlığına defnedildi. Öldüğünde duvarında Adnan Menderes'in fotoğrafı asılıydı. Teklif edilen büyük paralara rağmen Adnan Menderes'le olan anılarını kimseye anlatmadı. 10 yıl başbakan olan Adnan Menderes, beklendiği gibi idamla cezalandırıldı. 17 Eylül 1961'de 62 yaşında idam edildi. 27 Mayıs'ta başlayan siyasi idamlar 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbe dönemlerinde sürdü. Sadece hapis verilebilecek suçlara rağmen 12 Mart döneminde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan da idam edildi. 12 Eylül döneminde Erdal Eren 18 yaşın altında olmasına rağmen yine de idam edildi. Adnan Menderes'in eşi Berrin Menderes, 1995 yılında 79 yaşında vefat etti. Eşinin yanına anıt mezara defnedildi. Adnan Menderes'in 3 çocuğu da talihsiz bir sonla karşılaştı. Milletvekili olan büyük oğul Yüksel Menderes, 1972'de evinde ölü bulundu. 42 yaşındaydı. Kayıtlara intihar olarak geçti. Arkadaşları ise cinayet olduğunu iddia etti. Bir dönem milletvekilliği de yapan Mutlu Menderes, 41 yaşındayken 1978'de trafik kazasında öldü. Aydın Menderes, 1996'da geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı tutmayacak şekilde felç oldu. 50 yaşındaydı. Yine de siyasi çalışmalarını sürdürdü. 2011 yılında tedavi gördüğü hastanede öldü. Mahkemelerin yapıldığı Yassıada'nın tarihi isminden vazgeçildi. İsmi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirildi. İçine henüz kimsenin gitmediği tesisler yapıldı.